Merhabalar, ben Kötis Köte ve karşınızda The Binding of Isaac Rebirth. Duruyorum. Peki, bu Rebirth nedir? Daha önceden kanalda The Binding of Isaac oynadığımı görmüştünüz ki benim en sevdiğim oyunlardan biridir. Bu onun yeniden yapılmış hali. Önceki oyun Flash'la yapıldığı için bayağı bir hantal olması durum söz konusuydu. Bunun yanı sıra kodlaması yine biraz sıkıntılıydı. Linux portunda falan problem vardı, şu vardı, bu vardı. Ayrıca geliştiricisi eklemek istediği tonla şeyi henüz ekleyemiyordu doğru düzgün. O yüzden oyunu sıfırdan yazmaya karar verdi. Ve karşımıza The Binding of Isaac Rebirth çıktı. Peki soru. Almaya değer bir oyun mu? Şahsen ben almaya değer buldum. O kadar almaya değer buldum ki bütün karakterleri açtım. Eden bir istisna. Eden her seferinde bir kere kullanıma açık. Isaac zaten ilk başladığımız karakter. Sadece onunla oynayabiliyoruz normalde. Bunun yanı sıra her birinin görevleri var. O görevleri yaptığımız takdirde Magdalian, yani Magdalalı Meryem, Cain, Kabil, Judas, Eve, Hava, Samson, Azazel, Lazarus, Eden. Hikayesine aslında önceden de değinmiştim. Fakat burada basitçe bir değineyim. Isaac, daha doğrusu İshak Türkçesiyle ya da daha doğrusu Arapçasıyla İncil'den bir karakter. Aynı zamanda Kur'an'da ve Tevrat'ta da geçiyor. Şu babası tarafından kurban edilecek olan çocuk kendisi. Son anda hayatı kurtarılıyor. Ona bir gönderme. Önceki videomu izleyerek girişi öğrenebilirsiniz. Aslında olay basitçe şu. Annesiyle mutlu bir hayat yaşıyorlarken bir anda annesi yukarıdan bir ses duymaya başlıyor. Isaac'in oyuncaklarını falan alınmasını istiyor. Sonrasında bu da yetmiyor. Odasına kilitlemesini istiyor. En sonunda da kurban etmesini istiyor. Bu annesi bunun Tanrı'nın sesi olduğunu varsayıyor falan. Isaac bunu görüyor. Kaçmak için odanın her tarafında dolanıyor. En sonunda bir tane trapdoor buluyor. Oradan Bodrum'a iniyor ve Bodrum'daki maceralar. Magdalian canı çok olan biri. Hero. Ama atağı falan düşük. Cain, favori karakterim burada da. Aynı zamanda Isaac, Magdalian, Cain, Judas, Eve ve Samson orijinal oyunda varlar. Yeni eklenenler Eden, Lazarus, Azazel. Bu üçü yeni eklendi. Ve ben tabii ki de Cain'le oynuyorum. Tabii şurada bir zorluk ayarı da var ancak hard biraz hard. Ayrıca bu bir kümon olarak gelmiyor, bu bir seri olarak gelecek. Her çarşamba bir Isaac bölümü yayınlamayı planlıyorum. Minimum 20 dakika. Ne kadar öldüğüm ya da hayatta kaldığımı bilmeyeceğim. Tamam, bomba derdimiz yok bu elde. Bomba derdimiz yoksa her duvarı bombalayalım. Tabii bu kadar boş harcamaya gerek yok. Mesela şunu alalım. Ya, üzüldüğüm bir şey. Lucky Food'un güzel bir özelliğini almışlar. Normalde Lucky Food pillerin negatif efektlerini de kaldırıyor ancak o özellik artık yok. Sadece odalardan, chestlerden çıkan şeylerin güzelliğini arttırıyor. Ya da arcade odasında, slot makinelerinde falan filan daha bir şeyler çıkma olasılığını arttırıyor. %33 kadar arttırıyor şansı. Mysterious Candy.
gizemli şeker. Bakalım ne işe yarıyormuş. Item'ların büyük çoğunu tanımıyorum çünkü orijinal oyunda yoklar. Çoğu yeni. Grafikler falan da yeni, müzik de aynı şekilde. Fakat oyunun müziği hakkında sevmediğim bir nokta var. Ben eski müziği çok severim. Evet, bir tanesi patladı. Bu yeni bosslardan biri, çok iğrenç buldum bu boss'u, nefret ettim. Dürüstçe söylüyorum. Evet. Ama bomban olduğu sürece kolayca yemiyorsun bu arkadaşı. Evet. Bunun yanı sıra yeni gelen mekanikler arasında neler var diye soracak olursanız... Gamepad desteği var. Ona çok mutluyum ben. Ya şu an gamepad'de oynamıyorum, klavyede oynuyorum ama... Gamepad desteği geldi neticede. Flash. Sifon. Bakalım ne işe yarayacak. Bunu da bilmiyorum. Ha! Bu işe yarıyormuş. Bütün düşmanları boka çeviriyor. Çok güzel. Fazlasıyla güzel. Evet, gördüğünüz gibi ben de oyunu sizle beraber öğreniyorum şu an. Tatlı olmadı. Güzel şeyler bekliyordum ama. Misafir umduğum gibi bulduğum yermiş. Ve emmi. Ne güzel. Hadi bakalım. Envy de mini bosslarımızdan bir tanesi. Kendisi gerçek bir boss değil, arada çıkar. Unutmadan burada mini bosslar hakkında ufak bir detay. Kendilerinin her biri birer İncil'deki 7 ölümcül günahtan biri. Dövüşmeyi en çok sevdiğim kesinlikle Pride, yani kibir. Çünkü dikkatli oynarsan kendi kendini dövdürtebiliyorsun onu. Evet, ve karakterimiz gaz çıkarttı. Nasıldır bilemeyiz. Flash daha güzel, kalabalık odalarda çok işe yarar. Şarj süresi uzun ama... O kadar da olsun, hani OP bir şey. Tabii kötü oynadığım için canım çok çabuk gitti. Bakalım bir şeyler çıkacak mı? Hı, can çıktı, güzel. Burada bir şey yok. Biraz burada biraz karakterler arası dengeyi balanslamışlar. Daha dengesiz normalde ve neden ark? Evet. Mysterious. Tamam, bu gelsin. Bunun çok fantastik bir efekti var. Tabii bahsettiğim fantastik efekt bu değildi ama... Anladınız siz demek istediğimi. Evet, o zaman yolumuza devam edelim. Evet. Fantastik efekti şimdi görebilmemiz lazım. Rastgele bir olasılıkla. Ama göremedik. Bu sefer şanslı okumda ya, ver gitmedi. Gitti şimdi. Evet, gördüğünüz gibi rastgele pek bu ama ben şunu istiyorum şimdi. Evet. Şu
Şu Ozo'ya bakalım içinden bir şey çıkacak mı? Hayır, çıkmadı. Ozo'ların içinden de bir şeyler çıkabiliyor bu arada. O zaman direkt boss odasına. Ve bu da yeni bosslardan biri. Bundan da kesinlikle tiksiniyorum. Zaten üstüne bomba yağdığım bir boss, tiksiniyorum demektir. Onu önceden söyleyeyim. Ah. Cidden çok kötü oynuyorum şu an. Bir yandan konuşurken bir yandan oynamak zor oluyormuş, onu öğrendim. Neyse, umarım serinin ilerleyen kısımlarında alışırım. Yani seri dediğim bu arada birbirine bağlı bir şey değil hani. Arada haftada bir böyle 20 dakikalık Isaac bölümü. 10 dakikayı geçtikten sonra ölünce. Ya da 15 dakikayı geçtikten sonra kafama göre. O yarım saatten uzun tutmayı pek düşünmüyorum. Ama mecburen bazı oyunlarda olacak. Özellikle ben bol parayla birlikte Arcade Room'a girmişsem mecburen olacak. Çünkü benim Arcade Room fetişim var. Arcade Room'da saatler geçirebiliyorum. Evet. Evet, çok temiz bir oda olduğu söylenemez buranın da. Evet, bu iğrenç şakayı yapmak zorundaydım. Ve larvalar, ama çok saçma bir ses çıkartıyorlar. Normal önceki sesleri seviyordum. Şu kelleler de ayrı bir iğrençtir ve nihayet. Fazla harika. Bir saniye. Tam bu fantastik oldu. Evet. Bu fazla fantastik oldu. oyunda karşılaştığım en ilginç yetenek olabilir. Keşke daha fazlasını da atabilsek. Bir de o zaman kontrolümüz sıkıntı olurdu bu arada. Neyse, range gibi sıkıntılarımız olmuyor. Ama bir hızlı olsa daha güzel olabilirdi sanki. Özellikle örümceklere karşı. Hani onların o demin öldürdüklerimin atışı direkt beni buluyor. Ben direkt bunları ona götürüyorum. Sıfır öndeyim. Şuna bir şey var gibi. Evet, varmış. O zaman sen gel. Kalanını yatırmayacağım. Oraya para yatırdığımız takdirde bize ilginç şeyler gelebiliyor. Acaba bunun değişik kombinasyonları ne sonuç veriyor? Ah,
Çok fantastik bir item oldu. Bakalım diğer çocuğumlarla beraber. Bazı bosslarda ya hareket etmene bile gerek kalmayacak. Nasıl far yıkımını da atmama bile. Ama biraz sıkıcı olacak sanki. Bu ikisi nasıl uyumlu olacak şimdi? Merak etme değil insan. Diş atamayız çünkü bir şey atmıyoruz. Ah. Evet, siz ikiniz gidin. Sonrasında da sen git. Evet. Buna alışsam güzel olabilir. Sevdim bu olayı. İlginç bir olay. Ve bu da bu Rebirth'le gelen ilginç bir özellik. Büyük odalar. Büyük odaların olayı gördüğünüz gibi büyükler. Açıklamaya bile gerek yok. Ve harita da kayıyor. Normalde tek oda direkt tüm ekrana sığıyorken burada işler değişiyor. Evet. Bomba sanki hiç yokmuş gibi. O zaman kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Daha mı güçleniyor? Yok, biz büyümüşüz daha. Kur'an değişmiş. Gultoni. Naber? Fazla basit oldu bu. Evet. O zaman fazla basitliği aldırmayıp yolumuza devam edelim. Şunu bir 60 yapayım. Bunu arttırdığımızda bize ilk... Tamam, dondu şimdi. Hahaha, tam yerine geldi hepsi de. Tower'da rastgele bombalar bırakıyor. Gel. Evet, bunun kesinlikle daha hızlı olması lazım. Tek eksik noktası o. Ya birkaç shot speed up mıdır nedir artık onlardan aldıktan sonra hallolur herhalde. Evet, derinlikler. Uhu. Bu sıkıntı. Takip etmesi zordur. Bu normalde boss olarak çıkardı fakat artık geldiğimiz yer fazla ileri düzeyleştiği için normal boss olarak geliyor. Pardon, mob olarak geliyor. Bu arkadaşları da yollayalım. Tamamdır. Şimdi chest gel içinden. Bomba ve para çıktı tabii ki de. Tamamdır. Sana ne çıkacak? Kill. Hop. Ah, tears down. Bana tears up falan lazım abi.
Evet. Hadi bakalım. Rainbow Baby. Tamam, bu aslında pek istediğim bir şey değil. Pek işime yaramayacak çünkü. O zaman aşağı yukarı bomba. Yukarıya gerek yok. Evet. Düşünüyorum. Öyleyse var. Tamamdır. Bükemediğin elin üstüne sifon çekeceksin. Tamamdır. Bunu da hallettiğimize göre... Ah, gene mi bunlar? Canımın çoğunu harcadılar ama... Hadi bakalım. Boss odasını hala bulamadık tabii. Evet. Hadi bakalım. Gel 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 gel. Öl öl. Tamamdır. Harikasın. Şimdi şuraya bakalım. Anahtar. Sen işe yararsın. Sen de işe yararsın. Ya tabii ki de. Bu şekilde yapıyorduk. Ve şunu deneyelim. Evet, her şeyi aldıktan sonra dükkanı da azıcık soyduk. Sonrasında şuraya bakacağız. Bir şey yok. Evet. Gayet güzel bir katliamı da burada yaptıktan sonra devam edelim. Karşımıza ne yaratıklar çıkacak. Burada şu uçan arkadaşları umursamayın. Bunlar ölünce uçan arkadaşlar kendinden ölüyor. Evet. Gördüğünüz gibi. Bu uçan arkadaşları umursayın. Bayağı umursayın çünkü bana bayağı problem çıkartıyorlar. Tamamdır. Sırada boss. Bakalım hangi boss geldi. Tamam, bu boss'u tanımıyorum. Evet, toprak yükücüymüş bu boss. Sanırım öleceğiz. Evet, boss da işe yaramıyor. Öldük. Harika. Evet ve ilk bölümümüz burada bitiyor. 24 dakikalık bir ilk bölüm zaten. Bir kısmınız uyumuşsunuzdur. İzlediğiniz için teşekkürler. Kötüsü köfteni günler. İyi eğlenceler.